Günaydın Faruk Bey. Günaydın. Hayırdır? Sizi emniyete almaya geldik. Sebep? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti ya? Adem Sezgin'i öldürmeye teşebbüs. Şaka mı bu? Anne. Nedir bu canım? Emniyet müdürü bir telefon açamaz mıydı? Hı? Kaçacak mıydı Faruk? Nedir bu böyle ekip otosuyla gelmeden eve? Anne tamam sakin ol. Arkadaşlar görevini yapıyor. Ya her gün bir iftira. Kapımız yol geçen hanımla döndü. Ne saçmalık bu böyle? Esma Hanım prosedürü böyle. Kişiye özel muamele yapamayız. Prosedür. Tamam. Buyurun anne. Sakin olun. Ben bir gideyim öğreniriz şimdi. Dur halleder herhalde o da halleder. Sağ ol benim arabaya arkamda gidiyor. Abi dur biz de gelelim abi. Oğlum telaş yapmayın. Yok bir şey. Sakin olun siz burada kalın. Ben de geleceğim. Gelmesene hakim yok bir şey. Fikret. Gelmeyeceğim tamam. Gideceğim bir sakin. Hiç olmasa kendi arabasıyla gitseydi canım. Allah Allah polis arabasıyla böyle suçlu gibi. Esma Hanım prosedür. Tamam anladık prosedür. Kepazelik. Esma Hanım. Sakin ol. Tamam çocuğum. Sana kal dediler. Ek hocası. Durması gereken yeri bilecek ama öğreten olmamış ki. Anne, hadi anneciğim biz içeri gidelim. Hastalanacaksınız yine. Daha çok sık görüşeceğiz. Nerede, ne zaman istersen. Adem'le konuştum. İhaleden çekildi. Efendim arazi bir başkasına satmışlar. Ya ben anlamadım abi yani bu herifin bizimle ne derdi zor olabilir ki? Ben tesadüflere inanmam. Buyurun. Alo Vecdi Bey, Esma Boran. Yani bir telefon edemediniz de oğlumu saçma sapan bir suçlamayla yaka paça evden götürdünüz öyle mi? Anneciğim sakin. Kusura bakmayın Esma Hanım. Ben de şimdi haberim oldu. Apar topar evden geldim. Arkadaşlar prosedürü uygulamışlar. Ben şimdi bir durumu anlayayım hallederiz. Mesele büyümez merak etmeyin. Mesele zaten büyüdü. Polisler götürdüler benim oğlumu. Yani yakışmadı bu Vecdi Bey. Bize hiç yakışmadı. Bizzat ben kendim ilgileniyorum. Üzülmeyin. İyi günler. Aradınız mı avukatı? Aradım. Ama Fikret abim haber vermiş zaten. Abim bize niye gelmeyin dedi ki ya? Tamam koşulacak bir mesele varmış gibi büyütmeyin bu saçmalığı. Birazdan çıkacak gelecek işte. Anneciğim size ilacınız için. Alo. Ya kuzu ben dün çok yüklendim sana. Yani kusuruma bakma tamam mı? Ya densizlik ettim tamam özür dilerim. Cevap vermeyerek beni kıvrandırmaya mı çalışıyorsun? Faruk'u karakola götürüyorlar. Biz de peşinden gidiyoruz şimdi. Ne alaka ya? Güya dün gece Faruk Adem'i öldürmeye çalışmış. Adem'e bir şey olmuş mu? Ne diyorsun Dilara ya? Bir şey olmamış tabii ki. Şikayet edebildiğine göre bence gayet iyidir. Ben seni ararım sakinleyince. Geliyorum Süreyya ben tamam. Geliyorum. Hoş geldin Faruk. Seni de böyle getirtmek durumunda kaldım.
Önemli değil. Siz görevinizi yapıyorsunuz. Ama bu bir saçmalık. Tam olarak neyle suçlanıyorum öğrenebilir miyim? Bahsettiğiniz şahıs Faruk Bey miydi? Bu tamam, bu işte. Ben bunu zaten şahsen de gördüm, biliyorum yani. Test etmeye gerek yok, bu şahıs evet. Faruk Bey, bu şahıs... Şahıs değil, Adem. Benim ismim Adem. Şimdi bu şahsın bir ismi varsa, değil mi? Bu şahsın da bir ismi var. Tabii siz burada böyle adamına göre muamele etmiyorsanız, değil mi? Şikayetçi arkadaşın dün gece otomobili kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanmış. Olaydan birkaç saat önce de kendisini bir restoranda bulup ölümle tehdit ettiğini iddia ediyor. İddia etmiyorum. İddia etmiyorum. Şahitlerle konuşuyorum burada. Sizin daha önce ifadenizi aldık. Faruk Boran'ı da teşhis ettiniz. Siz şimdi dışarıda bekleyin. Faruk Bey'in ifadesini alacağız. Geç Faruk. Müdürüm, bu tam bir saçmalık ya. Faruk, senin bunu yapmayacağını ben de iyi biliyorum ama... İşte biliyorsun, burada işler öyle yürümüyor. Kavga konusunda şahit gösterdi adam. Evet, gittim. Neden bilmiyorum ama bu adam benimle ve ailemle uğraşıyor. Eğer bu da çevirdiği dolaplardan biri değilse adımı değiştiririm burada. En son bir yamuğunu yakaladım ben bunun. Onun adam gibi konuşmaya gittim. Yani tehdit etmedim. Anlayacağı dilden konuştum açık açık. Peki. Şimdi bir de baştan sen anlat. Ne yani abim, geldi yemekte iki laf etti diye mi şikayetçi oldun? İki laf etmedi. Geldi resmen benim gırtlağımı sıktı. Sonra da beni tehdit etti. Anlamadım niye böyle yaptın. Lütfedip anlatmadı yani. Sen de dedin ki beni kurşunlasa kurşunlasa Faruk kurşunlatır, öyle mi? Emniyette sordular. Yakınlarda sizi tehdit eden, husumet yaşadığınız biri var mı diye. Ben de ne yaşadıysam anlattım. Başka da bir şey yaşamadım çünkü. İyi de Faruk niye hissettirsin ki? Öyle biri değil. Ben Faruk Bey'i yakinen tanımam. Ama beni nasıl tehdit ettiğini gidin arkadaşınıza sorun. Dilara da oradaydı. Adem. Eğer şu arazi meselesinin arkasından sen çıkarsan... Ne diyorsun ya? Ya ne diyorsun ya? Ya ne arazisi ya? Ya ben anlamıyorum, sizin benimle nedir alıp veremediğiniz? Ya bu parmak sürekli bana kalkıp duruyor böyle. Ya ben abini tanımam etmem. Bak, sırf sen istedin diye, anlatabiliyor muyum? Ben gittim bir ihaleden çekildim yani. Hayır, insan daha arkadaşlarını nasıl gösterebilir anlamıyorum Fikret. Telefonlarını açmadın, çok merak ettim. İfademi aldılar işte. Ne oldu? Bir şey olmadı, çok yorgunum ya. Geceden beri bitmedi kabus. Anlatırlar içeride. Süreyya da içeride zaten. Kardeşim, çeker misin şunu ya? Olsun. Sağ ol. Ne oluyor böyle ya? Ya Dilara, bir şey soracağım. Abim dün Adem'i tehdit mi etti? Sen yanlarındaymışsın. Kavga etmişler falan. Sonra da Adem'in biri arabasını taramış. Ne? Ne diyorsun ya sen? Abi o kadar mı? Ha, nasıl yapar böyle bir şey ya? Nasıl? Bir dakika. Kim neyi nasıl yapar? Ne diyorsun Dilara sen ya? Kim neyi nasıl yapar? Sen gerçekten Faruk'un böyle bir şey yaptığını düşünmüyorsun değil mi? Ya Süreyya, dün Adem'i resmen zorla masadan kaldırdı. Ben kavgayı zor ayırdım. Sonra da tehditler savurdu gitti falan. Yani ne oluyor? Sen bir gelsene benimle şöyle. Bana bak, benim kocam şehir magandası değil. Yargısız infaz yapma Dilara. Süreyya, ben gördüğümü söylüyorum. Kimseye de infaz ettiğim yok. Yo, bayağı infaz ediyorsun şu an. Ya bir yılanın başını ezerim falan dedi. Ya adamı duvara yapıştırdı resmen. Niye yaptı? Keyfinden mi yaptı sanıyorsun? Ya bir merak edip sordun mu niye diye? Niye uğraşıyor ya bu adam Faruk'la? Bu Faruk haklı mı çıkartıyor ya? Bana bak, benim kocam suçlu değil, anladın mı? İftira atıyor.
Sen bir kendine gelsene ya. İki gündür tanıdığın adamın peşine mi düştün? Onun tarafını mı tutuyorsun sen? Bir dakika ya. Sen Faruk'u kaç gündür tanıyorsun? Tamam iyi adam, hoş adam da biz hakkında başka ne biliyoruz? Sen bana atar yapana kadar dön de kendine bak önce. Ne yapıyorsun ya? Manyaklısın sen. Hareket halindeki arabaya binilir mi? Senin Faruk'la arandaki mesele ne? Ne bileyim, bir de ben bilsem bilmiyorum ki. Sen niye benimle ortak olmak istiyorsun Adem? Aşk olsun ya. Ha, sen de beni sorguya çekiyorsun ya. Daha önce konuşmadık mıydı bunları? Ha ne oldu yani, konuştuklarımız şimdi geçersiz mi oldu? Yola sapma Adem. Neticede hiç tanımadığın birinin işine yatırım yapıyorsun. Neden? Konuştuklarımızdan başka hiçbir sebebi yok. Tamam mı? Ama madem kafanda senin bir takım şüpheler var, yol yakınken şimdi dönebilirsin. Tamam mı? Bütün gece zaten yeterince saçmalıkla uğraştım. Daha fazlasını bünyem kaldırmıyor. Lütfen hadi iner misin? Hadi. Ben size o gecenin kamera kayıtlarını getirebilirim. Telefonumu da inceleyebilirsiniz. Benim gizim saklım yok sayın müdürüm. Kim bu Adem? Ben de size aynı şeyi soracaktım zaten. Bu adam şu an burada bittiği gibi 10 yıl önce hayatta böyle mantar gibi bitmiş. Bence bu adamın adı da sahte. Bir araştıralım bakalım. Teşekkür ederim. Sizden haber bekleyeceğim. Tamam. Esma Hanım'a da selamlarımı ilet. Bana gönül koydu. Siz Esma Sultan'a gönül koymazsınız. Bilirim. Teşekkür ederim. Ne oldu? Gidebiliyor muyuz? Neymiş artık mesele? Sen onu kankana sor. Alo. Sağdılar abi. Tamam anneme söyle, merak etmesin. Tamam canım. Tamam. Söyle İpek, ne diyorlar? Tamam anneciğim işte. Çıkmışlar. Salmışlar Faruk'u. Bu adam nereden çıkardı abimin yaptığını acaba? Yakınımıza da yerleştiler. İnsan aklına bir sürü şey geliyor. Tamam tamam. Akşam öğreniriz artık detayları. Hadi siz kalmayın öyle işinizden gücünüzden. Ben size söyledim büyütecek bir şey yok diye işte. Ben çıkıyorum o zaman. Yorma kendini anneciğim senden. Nurgül'e de söyle gelsin beni odama çıkarsın. Anneciğim ben de çıkıyorum o zaman. Nurgül abla annemin bakar mısın ya? Güle güle oğlum. Ah. Anne ben yardım edeyim sana. Dur hadi. Çocuğum dur. Asiye'yi gönder Reyhan Hanım'a. Evdeyse ziyaretine gideceğiz. Tamam hanım. Laf dinlemedin ki yine. Geldim peşimden. Kızım da ne oluyor diyecek. Kızım sen sakın annen gibi inatçı olma, tamam mı? Ama iyi ki geldin. Sana bir sürprizim var. Aşkım sen bana bir açıklama yapmayacak mısın? Ne açıklaması? Yani ne bileyim, dün acayip gergindin. Telefon geldi, bastın gittin. Silah yanına aldın gittin. Sonra sabah bunlar oluyor. Bastım gittim, ne yaptım acaba? Yani Dilara dedi ki... Ne dedi?
Kocan elinde silahla geldi, sağa sola manyak gibi ateş etti mi dedi? Hayır. Onda bu potansiyel var falan mı dedi? Hayır, öyle bir şey söylemedi de adamı tehdit etmişsin bayağı. Ha, ben silahı sana göstere göstere gitmişim, adama ateş etmişim öyle mi? Nasıl bir psikopatsam sen de bu ihtimale inanıyorsun. Ha? Öyle bir şey söylemiyorum. Soruyorum sadece. Sormak da mı yasak ya? Cevap istiyorum senden. Şimdi laf kalabalığı yapıyorum. Ya öyle suçu mi? Mu bastırıyorum ben? Farukcuğum, öyle bir şey söylemiyorum sana. Gördüğümü soruyorum. Körü körüne her şeye inanayım, itaat edeyim sana. Onu mu istiyorsun? Ben de şunun bilinmesini istiyorum Süreyya. Kocana güven. Tamam mı? Ya ben sen yaptın mı diyorum. Öyle bir şey mi söylüyorum? Soruyorum sadece. Bak hala yapamıyorsun. Süreyya, şu an çok sinirliyim, tamam mı? Mustafa abi seni eve bıraksın. Nasıl olsa her şeyi öğreneceksin. Mustafa abi gelin Hanım'ı eve bırak. Bağırsın beyim. Faruk. Ne oldu Dilara? Kızını alamadın mı daha? Süreyya, hemen buraya gelmen lazım. Ya hemen okula gel. Bak gerçekten seninle tartışıyor durumda. Hiç değilim şu an. Ya kızım acil bir şey var ki gel diyorum ya. Atla bir taksiye gel işte. Tamam kapat geliyorum. Ben giderim Mustafa abi. Ben bırakacaktım sizi. Yok gerek yok. Ama beyim kızmasın. Beyine söyle gelin hanım kendi gitti dersin. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Keşke komşumuzun evine ilk ziyaretimiz hoş olsaydı. Geçmiş olsun. Verilmiş sadakanız varmış. Çok şükür. Sağ olun. Oğlunuzun aklına neden durduk yerde oğlum gelmiş haberiniz vardır herhalde. Oğlumu dün akşam yemek yediği yerde basmış oğlunuz. Polis tehdit aldınız mı diye sorduğunda onun da aklına bu olay gelmiş. Asıl ben oğlunuzun durduk yere oğlumu niye tehdit ettiğini anlamadım. Rekabet herhalde değil mi? Rekabet denklik gerektirir hanımefendi. Anlamadım. Normal. Yenisiniz çünkü. Sokağa da çıkmıyorsanız demek. Boranlar 400 yıllık soy ağacı olan bir ailedir Reyhan Hanım. Sokağa çıkıp kimi çevirseniz oğlumun öyle bir şey yapmayacağını size söyler. O zaman endişelenecek bir durumunuz yok demektir. Endişelenmesi gereken sizsiniz. Oğlunuz ait olmadığınız, bilmediğiniz sularda yüzmeye çalışıyor. Fırtınalarda, boranlarda kaybolmasın, dikkat edin. Şimdi beni mi tehdit ediyorsunuz? Uyarıyorum. Oğlum da mutlaka sadece uyarmıştır oğlunuzu. Ama belli ki oğlunuz dinlememiş. Yerinizde olsam oğlumu dizginlerdim. Boranların karşısına dikilen Bursa'yı karşısına almış demektir. İnsan akıntıya karşı ne kadar yüzebilir? Kahvenizi nasıl alırdınız? Biz kahvaltıdan sonra acı kahvenizi içtik. 40 yıl hatırı olacak. Eksik olmayın. Günler kullansın. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne haber? İyidir. Bursa olduğundan da küçük herhalde. Herhalde. Kuzen. 7 aylık çatlama aldım kaskını geliyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Bay bay. Geçen gün kampüste gördüğüm kuzenin mi? Ha evet. O da mı motorcu? Yok canım o benden özendi. Evde kaskla dolaşıyor. Ne yapacağız bilemiyoruz. Gülebildin. Ya biraz moralim bozuk gibi geldi de hani kötü bir günündesin zannettim.
Neyse benim gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Bir saniye. Akşam bir şeyler yapsak mı ya? Kuzenine falan yani. Ya tanışmış oluruz. Ya da rövanş yaparız belki. Murat'ım yenildin. Ay yenildin, bunu kabul et. Neden kabul edemiyorsun yenildiğini? Boran olduğun için mi? İyi ki bir avans verdin değil mi? İyi ki yani. Sana avans verdim. Yani. Ha anladım. Bana pek avans gibi gelmedi ya. Ne yapacağız onu? Araşırız. Peki. Tüm ömrüm boyunca içime çekmek istiyorum. Benimle gelir misin? Faruk mu? Aynen. Faruk mu yaptırıyor bunları şimdi? Ya dün gece ustaları sokmuş, bütün gece çalıştırmış. Ay hayır. Ay buraya gelecektik biz beraber onunla. Dün gece kesin buraya geldi o. Kesin kontrole geldi. Ah, ay. Ah ben ne gerizekalıyım ben. Nasıl ya? Saldırıyı da kendi mi ayarladı yani? Vallahi ben bu adamdan her şeyi bekliyorum Hakim. Neyse şimdi kapat konuyu. İşe dokunur bir şey var mı, sen onu söyle. Var. Sen devam et. Bu Adem Sezgin Bey'imiz bu Deniz Otobüsleri şirketiyle güzel bir anlaşma yapmak üzere. İmza aşamasına gelmişler. Bu akşam yemekte bir toplantıları var. Esra, bana deniz taşımacılıktan Özkan Bey'i bağlar mısın? Kapattı ya. Telefonu resmen yüzüme kapattı ilk defa. Ya Süreyya sakinleşir. Ne yaptın kendi olakka sormak? Sormadım Dilara. Ben sormadım, anladın mı? Suçladım. Adama resmen mafya muamelesi yaptım ya. Adam o halde karakoldan çıkıp bana sürpriz yapmayı düşünüyor. Benim yaptığıma bak, ben sana uyuyorum. Sana uyuyorum, adamın kafasını vır 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 yiyorum. Kabak benim başıma patladı yani. Ya ben nasıl alacağım onun gönlünü, söyler misin bana? Nasıl yapacağım? Yok iki günlük adammış da tanıyıp tanımadığımı nereden biliyormuşum da bilmem neymiş de cartmış curtmuş. Ya bakar mısın yaptığına? Biz ne düşünüyoruz adamın yaptığına, bakar mısın? Yetmiyor çünkü değil mi? Yetmiyor benim kafa karışıklığım. Yetmiyor sen de geldin iki günlük adam için benim kafamı karıştır dur. Ya senin koca adam başo, ben ne yapabilirim? Bir ortası yok ki. Yalan mı söyledim? Dün akşam yetişmeseydim Adem'in kolunu kırıp eline veriyordu. Ay onu dedim, ne dedim ya? Ya bırak Dilara ya.
Adem'in asıl ne halt yediği belli değil. Bak, silah çekmek ayrı, resleşmek ayrı bir şey. Ne kadar aptalım ben ya. Adam yüzüme bakmasa haklı. Emir'ciğim. Emir hadi ne olur hadi kapat artık şunu. Okula gitmen lazım, hazırlanman gerek. Benim okulum ne olacağı da kaldı. Hadi hayatım lütfen. Ya sen beni anlamıyor musun? Benim okulum Londra'da kaldı. Bunu Türkçe anlamıyorsan İngilizce söyleyeyim. My school is in London. Emir lütfen. Lütfen artık yeter. Bak bugün cumartesi. Ders yok. Sadece aktivite yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Arkadaşlarına kaynaşmak için çok güzel bir gün. Emir lütfen bu sabah da mı tartışacağız seninle? Hayır, hayır. Ver onu bana bakayım. Ver, 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 ver. Tamam artık. Bundan sonra bunun arkasına saklanmak yok. Okul yoksa bu da yok. İyi verme be. Bisikletimi niye orada bıraktın? Arkadaşım yok, kimsem yok. Babam bile kaçırttın ya sen. Bir baba bile veremedin. Verdiklerini de şimdi geri alıyorsun. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Emir evde olacak bugün. Siz onunla da ilgilenirsiniz, olur tamam, mu? Tamam doktorum. Siz merak etmeyin. Tamam. Gerçi evden çıkmaz. Sağ ol. Gel. Fikret. Süreyya. Faruk yok mu burada? Yok, karakoldan tavırlı bastı gitti ya işte. İstanbul'a mı gitti acaba ya? Sana da mı haber vermiyor artık beyimiz? Hayret. Kusura bakma, rahatsız ettim seni. Söyleyin o Kadir'e. Beni böyle bacağımla gibi atamaz. Yürü git kadın. Sana burada ekmek yok. Bursa'ya adımını atarsan ölünü bulamazlar. Bir iyi haber vermediniz mi? Ben yokken boşmuş oturdunuz mu oğlum burada? Ne oldu şu tahsilat işi? Hallolmadı mı anne? Yok abi. Baskın yapsak da alacak bir şey yok ki canımdan başka. Bir hafta daha süre istedi. Bir de şey vardı, telefonda söylemedim işin başından aşkındır kısa diye. Kısa kesaydı zavuz olsun. Dün senemi gördüm çarşıda. Senem? Abimi Selim. Emin misin oğlum? Hortlak görmüş gibi kaçtı beni görünce abi. Dahası da var. Boranların sessiz oğlu da vardı yanında. Ne alaka? Ben kapatması desem... Cık. Osman'a büyük kalır. Yok abi, onu da soruşturdum. Bunun yeğeni Faruk'la evlenmiş. Vay bal... Vay. E sen haberin iyisini sona saklamışsın. Thank you.
İyi misiniz? Ay. İyi misiniz? Bilmiyorum. Galiba tansiyonum oynadı, bir şey oldu, bilmiyorum. Tamam. Şöyle gelin, biraz oturun dinlenin isterseniz. Ay sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben size su vereyim. Buyurun, açmadım. Sağ ol, şu an hiçbir şey hayırlayacak durumda değilim zaten. Yetişiyordum Esma ya. Yabancılar pek bilmez burayı. Bursalısınız galiba. Yok değilim, İstanbulluyum ben. Benim sevgilim Bursalı, o gösterdi burayı. Ondan öğrendim. Yani sevgilim derken sevgilim değil tabii, kocam yani eşim. Ay bilmiyorum işte, alışamıyor ağzım bir türlü, dilim alışmıyor. Gerçi ben pek bir şeye alışamıyorum da buralarda. Ya aşk böyle bir şey mi? Böyle borsa gibi inmeli kalkmalı, devamlı, hareketli. Bayağı ben de böyle gel gitti bir şey olmuyor, saçma sapan. Ay kusura bakma ne olur ya, konuşuyorum öyle ama sinirim bozuldu galiba. Böyle durmadan konuşmak istiyorum, bir şey anlatmak istiyorum. Rahatlamaya çalışıyorum, başka türlü rahatlamanın yolunu bilmiyorum ki çünkü ben. Yok canım. Halin çok tanıdık. Sen de mi aşıksın? Ay, ay çok üzüldüm. Ay affedersin, pardon ya, ne soruyorum ben. Ay, gerçekten bu efsaneyim, hakikaten pardon. Aşıktım diyelim. Ben aşkın o dalgalarıyla baş edemeyip kaçanlardanım. Kaçtın mı? Nasıl yaptın ya? Ben bayağı göremiyorum diye şu an acı çekiyorum. Nefesim falan daralıyor. Nasıl yaptın? Ay ben hala şaşkınım anne. Faruk o kadar asabi bir adam değil ki gitsin öyle birinin yakasına yapışsın. Dur bakalım kızım. Bir anlayalım neymiş niyeymiş. Sen hazırlan. Yarın yeni gelin ağırlamasına davet ettiler Neşe Hanımlar. Oraya gideceğiz, bir boy gösterelim. Şöyle bir ağızları açılmadan bir kapatalım. Anne. Süreyya da gelecek mi? Eğer gelecekse bir alışverişe falan çıkalım. Yani kılığı kıyafeti. Hiç bizim evimize yakışmıyor anneciğim. Hele o ayağındaki postallar. Hanım, bir bey geldi. Adı Mehmet'miş. Senem Hanım'ı soruyor. Çağır bakalım kimmiş. İyi günler. Ben rahatsız etmeseydim hiç. Senem Hanım yok mu? Çağırın Senem Hanım'ı Nurgül. Eyvallah. Bahçede bekliyorum hanımefendi. Hürmetler. Ev yol geçen anına döndü. Kendileri gibi misafirler de taş kovuğundan çıkmış tipler. Tövbe yarabbim. Ayrıca sokağımdan geçirmeyeceğim adamlar evime giriyor. Tövbe yarabbim. Senem Hanım, misafiriniz geldi. İyi misiniz? İyi misiniz? Evet, kabuğum. Boğazıma kaçtı.
Kimmiş gelen? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Sizi görmek istedi. Ya tamam, ben geliyorum. Senem Hanımcığım, bu ne güzel sürpriz. Misafirinize ne ikram edeyim Senem Hanım? Zahmet etmeyin hiçim. Biz dışarı çıkacağız. Ceketimi alıp geliyorum. İçmiş kadar oldum efendim. İnşallah bir dahaki sefere. Senem Hanım. Kimmiş misafiriniz Senem Hanım? Tanımazsınız efendim. Tanımadığım insanları evime davet etmem efendim. Ben de eve sokmadım zaten. Dışarıda ağırlayacağım. Merak etmeyin efendim. Ay, ben böyle rahatlık görmedim. Anneciğim, izin verirseniz ben bir odama çıkayım. Ay. Gülsün ablam, senin neyin var? Hiç, yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Arpacı kumrusu gibi hep böyle düşünüp duruyorsun. Konağa yabancı biri gelecek de sen cama çıkıp bakmayacaksın ha? Derdin büyük senin belli. Hadi anlat da birlikte küçültelim. Gülistan. Yeşil çay yap bana. Hemen İpek Hanım. Bu bebek yüzünden ne zaman olacak, nasıl olacak heyecanından şey, gözüm bir şey görmez oldu bir ara anda. Sonra da işte kendimi onun elinden tutmuş Bursa'ya gelmiş buldum. Hani böyle koltuğa yayılıp izlediğimiz o filmler var ya, yok artık canım bu kadar da olmaz dediğimiz. Bayağı söylüyorum bak, birebir hepsini yaşadım. Vallahi. Büyük cesaret. Ya cesaret değil işte bence. Bence tam olarak aşk böyle bir şey. Yani ne düşünebiliyorsun, ne hesap yapabiliyorsun, ne tasarlayabiliyorsun. Hiçbir şey düşünemiyorsun yani. Gerçekten ama gerçekten. Yani sanki olman gereken yer onun yanıymış gibi. Ya aslında bu kadar basit ama bir o kadar karışık. Çok saçma. Acaba Dilara bu yüzden mi anlamıyor beni ya? Dilara? Dilara? Şey, benim en yakın arkadaşım. Kız kardeş gibiyiz biz onunla. Hatta manyak kalktı buraya kadar geldi peşimden. Okul açacağız. Ay, nasıl konuşasım varmış gerçekten. Susmadım. Farkındayım. Evet. Ama ne yapayım? Hakikaten sinir boşalması bu bence. Yani affedersin. Bence içinden geldiği gibi davran. İnsan bazı şeyleri çok fazla içinde tutmamalı. Sonra hasta oluyor. Doğru. Hatta tutmayacağım. Ya senden çok saçma bir şey istesem olur mu? Nedir? Videomu çekebilir misin? Tabii. Böyle mi? Ha, olur. Tamam. Tamam. Bir dakika. Sevgilim, ben bir eşeğim. Şuursuz bir eşeğim. İstiyorsan tek ayak üstünde burada üç kere ben eşeğim diye bağırabilir, hatta anırabilirim. Ne olur beni affet. Bak sevgilim, ben seni bulamayınca hiçbir yerde deliriyorum ya.
Ne olursun akşam benimle buluşur musun okulda? Yalvarırım aşkım lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. Tamam. Süpersin. Rahatladım vallahi. Teşekkür ederim. İlaç gibi geldi. Ben buluşalım dedim. Buradayım. Ben gideyim o zaman. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tutamıyorum. Çeneni tutamıyorum gerçekten. Pardon. Görüşürüz. Teşekkürler tekrar. Bağırabilir, hatta anırabilirim. Ne olur beni affet. Bak sevgilim, ben seni bulamayınca hiçbir yerde deliriyorum ya. Ne olursun akşam benimle buluşur musun okulda? Yalvarırım aşkım lütfen. Lütfen. Efendim müdürüm. Haklı mısın Faruk? Senin bu Adem sürpriz yumurta çıktı. Gelen bilgiler enteresan. Şaşırmadım. Neymiş olayı? Size öyle gelmiş İpek Hanım. Sıkıntım yok çok şükür. Tamam. Öyle olsun. Bu evde sırlar uzun süre sır olarak kalmıyor nasıl olsa. Yok. Vallahi öyle sır gibi bir şey değil. Biz biraz paraya sıkıştık. Bir borç almıştık. Vaktinden önce lazım olmuş verene. Geri istiyor. Aman Gecistan. Ben de bir şey var sandım. Ne kadarmış? 5.000 lira. Tamam ben vereceğim o parayı. Kim verecek başka? Ay. Allah sizden razı olsun. Ben size taksit taksit öderim İpek Hanım'a. Senden para isteyen oldu mu? Ben senin sadakatini istiyorum Gülistan. Sorgusuz, sualsiz sadakatini istiyorum. Bizim seninle bu evde yapacak çok işimiz var da. Değil mi? Keçinin uyuzu çobanın değneğine sürtermiş. Halil seni gördüğünü söyleyince dedim, yok devenin nalı. Bir insan yaka paça edildiği cehenneme manyak mı niye dönsün? Nerede o yürek? Bizim seninle hesabımız yıllar önce kapandı. Cam borcu öyle hadince kapanıyor muymuş? Hadince mi? Hadince mi? Sen abini öldürmedin ben. O kazaydı. Ben kendimi ondan kurtarmaya çalışıyordum. Ben sadece ittim. Sarhoştum. Kafasını ben çarpacağını nereden bileyim ya? Ama sen... Sen benim kardeşimle kocasını bile isteye öldürdün sen. O da kazaydı. Yemin ederim seni şuracıkta öldürürüm. Alay etme. Biri iki can aldın sen hayvan herif. Masum iki insanın canına kıydın bir de hesabı soruyorsun Allah'ın belası. Gel. Oğlum. Lokum mokum yok mu bunun yanında? Ne bu böyle kupkuru? Ben de kara kara
nasıl etsem de bu borç batağından çıksam diye düşünüyordum ki. Seni yemleyeceğimi sanıyorsun. Nereye gidiyorsun ya? Dertleşiyorduk. O yeğenine hayırlı olsunlarımı ilet. Eşek değiliz ya. Bir düğün hediyesi alıp geliriz ziyaretime. Pavyon Gülü teyzesinin maceralarını biliyor musun? Anne babasının ölümüne sebep olduğunu. Yani bir pot kırmayalım yanında. Hayırdır gelin hanım? Evlere yemek servisi işine mi başladın şimdi de? Yok hayır, Faruk'la dışarıda yiyeceğiz de. Evden götürerek mi? Evet, sürpriz yapacağım, bir sakıncası yoksa. Bu aile her zaman akşam yemeklerini bir arada yer. Garip garip adetler çıkartma. Konağın düzenini tümden bozuyorsunuz teyze yiyen. Teyzem mi? Teyzem ne yapıyor? Esma Hanım odasında oturuyor kadın, başka bir şey yapmıyor, yazık. Maazallah bile çıksa ortalık panayır yerine dönecek demek ki. Ne diyorsunuz Esma Hanım siz? Mesele de bu ya, anlamıyorsun. Bana çıkışamayacağını anlamıyorsun. Faruk'u arkana aldığına da güvenme. O daha da yerinden oynatmasını bilirim ben. Teyzene de söyle, bir daha konağa öyle abuk subuk insanlar davet etmesin. Süreyya hiçbir şey keyfini kaçırmasın kızım. Al sadece ben onları ama. Hallettim ben abicim, sağ olasın. Bir gelen var, ben bir bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyze. Nereye böyle? Teyze sana ziyaretçi mi geldi? Şey, eski bir ahbap. O da İstanbul'dan buraya gelmiş de. Çarşıda görmüş. Sürpriz yapayım demiş. Çarşıda görüp burada yaşadığını nereden anlamış? Osmanlıydık. Burası kartvizit gibi biliyorsun. İşte onun yanında da buralı biri varmış da. Ama af vesaire vesaire işte öyle. Güzel bir sürpriz olmamış galiba. 105 karış. Esma cadısı insanı sevincini kursanda bıraktığı için yine bir sürü vık vık dinledim. Ama burası anne terane biliyorsun. Sen nereye böyle? Vallahi yedik bir halt toplamaya çalışıyorum teyze. Faruk'un gönlünü almam lazım. Ne oldu? Çok uzun hikaye. Sen bana şans dile, tamam mı? Sen onun gönlünü çoktan aldığın için fazla direnemezsin burada. Hadi görüşürüz. Arkaya binseydiniz ama. Yok yok, iyiyim böyle. Peki. Aferin anne. Yani sen de kadını karşında öyle konuşturdun, öyle mi? Bunundan kıl aldırmıyor ki kadın oğlum. Afrasını tafrasını yapıp çekip gitti. Kovmama bile fırsat vermedi. Bursa'yı karşısına almasın. Üzülür dedi. Kocanın senin sülaleni Bursa'ya rezil rüsvan edecek deseydin. Oğlum. Böyle gözlerine soka soka koca koca adımlar atmasan. Ha? Tamam. Sen içini ferah tut. Ben onlara böyle bir sağ gösterip sol vuracağım. Bu gece bizim gecemiz. Bu gece yapacağım anlaşmayla onların karşısına daha sağlam çıkacağım. Hadi inşallah. Allah'ım korusun seni.
bu ailede Esma Sultan dışında kimse bu kolyeyi bu kadar güzel taşıyamamıştır. Hatta senin gölgende bile kaldı biliyor musun? Bir düğünde Esma annenin boynunda görmüştüm bu gerdanlığı. Lisedeydim. Bayılmıştım. Esma anne yanıma geldi. Böyle gözlerimin içine bakarak. Gelinim oluncaya kadar bari tadını çıkarayım bu gerdanlığın dedi. Demek ki sahibi sen olacakmışsın. Hiç fırsat olmadı takmaya. Bir düğün daha yapalım ister misin? Hı? Böyle her anın tadını çıkara çıkara yaşayacağımız. İster misin? İlkler hatırlanır Fikret. Biz 10 tane de düğün yapsak, anılacağımız düğün, o rezalet gece olacak nasılsa. Merak etme. Öyle şeyler yaşayacağız ki kimse düğünümüzü bile hatırlamayacak. Herkes sadece seni ne kadar çok sevdiğimi konuşacak. Söz veriyorum. Seni yemeğe kaçırayım mı bu akşam? Hı? İster misin? Yok, şimdi abinin de yemeğe gidip gelmeyeceği belli değil. Anneni üzmeyelim hiç. Hasta zaten kadın, korkuyorum bir şey olacak diye. Tamam. Ama yarın sabah gidiyoruz. Tamam mı? Erkenden. Baş başa çok güzel bir gün geçireceğiz. Anlaştık mı? Eğer sorun çıkmayacaksa. Tamam. Niye sorun çıksın ya? Biz de yeni evliyiz. Artık kusura bakmayacaklar. Geliyor musun? Senin, ben geliyorum şimdi. Hallettin mi? Çok şükür bitti Gülistan, hallettim. Borcumuz morcumuz yok. Hepsini ödedim. Gülistan, sen bu parayı kimden aldın? Söylemedim ana. Söyleyeceğim ama kimseye demek yok. Tamam. Yeminle Nazif, bir daha bu kumar mumar işine girersen kafanı koparırım senin. Boşarım seni, anladın mı? Gülistan, tövbe dedim ben sana. Tövbe demedim ben sana. Sen niye bana aynı şeyleri söyleyip duruyorsun? Kimden buldun? Gelin hanım ödedi. Halimden anlamış. Sağ olsun. Ben azar azar ödeyeceğim ona. Sen sakın karışma, karıştırma. Bu akşam bu konu kapandı. Bitti. Tamam. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Karın da mı gelmiyor? Şuraya bak, saat kaç oldu? Böyle bekletiyorsunuz insanı sofrada. Geliyor anne. Ne oldu artık, yoklamada olanları mı atıyoruz sıfır çayı? Hiç gelmeyeceklere saklasak? Osman, Murat niye gelmedi? Anne gelirken baktım ama çıkmış galiba. Galiba. Galiba artık haber vermek de yok. Artık haber vermek de yok. Geliyorum, gidiyorum. Kim kime dumdum oldunuz iyicene. Ben kendinize çeki düzen verin dedikçe. Ay. Anne. Ay. Anne, iyi misin? Ay. Arasana şu salağı. İlacını aldın mı anne? Heh, getirsinler mi? Aldım, aldım. Aldım. Bir dizginleyin şu çocuğu canım. Bir dizginleyin şu çocuğu. Beni yüz göz etmeyin. İyice ne kemi azıya aldı bu çocuk. Ne oldu? Ya motordadır herhalde, açmıyor. Ben birazdan yine ararım ama. Olur mu anne?
Selam. Selam. Kuzenin yok mu? Ha yok ya. Onun acil bir işi çıktı, gelemeyecek ama sana çok selam söyledi. Aleyküm selam. İyi durum umarım inşallah. Ya bir şey yok değil mi? Ya iyi, hiçbir şey yok. Kız arkadaş mevzuları. Anlatırım ben sana. Tamam. Ne yapalım? Nereye gidelim? Ben açayım. Bir şeyler yiyelim mi? Olur. Gidelim. Tabii ki. Pardon. Yok efendim. Efendim abi. Oğlum sen neredesin? Ha? Annem yemeği bekliyor. Telefonu da açmıyorsun zaten. Abi arkadaşlarım diyorum. Gelmeyeceğim ben bu gece. Oğlum bu şimdi mi söylenir? Sen annemin huyunu bilmiyor musun? Bak zaten tansiyonu kötü. Şimdi gel akşam yine gidersin. Abi arkadaşım mıyım diyorum. İdare et işte. Oğlum başka zaman olsa idare ederim. Bak ama şimdi Faruk abimler de yok. Kadın zaten gergin. Bir de sen gelme şimdi. He olur mu? Şimdi ben aşağı inip gelmiyor desem kadının kalbine iner. Hadi. Hadi bugünlük idare et oğlum hadi. Tamam abicim tamam. Geliyorum o zaman tamam. Seni Bursa'nın en güzel mutfağına götüreyim mi? Biraz kalabalık ama. Bir de herkes beni tanıyor. Evden mi çağırdılar? Ya annem biraz rahatsız. Gelmeyeceğim dedim çok üzülmüş. Ya, aklım kalır gitmezsem şimdi de. Ama misafiri çok sever ha. Gidelim bir sürpriz yapalım be. Ya. Ya bak pişman olmazsın. Bursa'nın en güzel mutfağı. Ciddi söylüyorum ya. İyi tamam. En iyi mutfaklardan biri dedin. Beni can evimden vurdun şu anda. Hadi önden git bir kerelik madem. Hadi manzaranın tadını çıkar ya. Bir daha göremezsin. Peki. Ben de tam şey, sizi arıyordum. Vay be. Yemeklerimi basmak seni bayağı böyle bir adet oldu ha. Boşu boşuna aç karnına bekleme diye geldim. İnsanlık namına. Özkan Bey meşgulmüş. Toplantıya katılamayacak yani. Hoş geldiniz Faruk Bey. Siparişlerinizi alalım efendim. Ben çok fazla kalmayacağım. Beyefendiye soğuk su. Şimdilik. Peki. Vay be. Ben senin bayağı gözünü korkuttum. Sen de böyle işi gücü bırakıp hani benim peşime düştün öyle mi? Ama ben senin diğer rakiplerine benzemem bak. Beni böyle oyunlarla korkutamazsın. Hay ağzına sağlık. Vallahi laf ağzımdan aldım. Ben de bunu söylemek için gelmiştim sana. Bak bugüne kadar hangi ligde top koşturdun bilmiyorum. Ama belli ki mahalle takımından çıkmaya çalışıyorsun. Olur yani. Kolay gelsin. Saygı duyuyorum. Ama eğer benim sahamda beni ezmeye çalışırsan hezimetin tarihe geçer. Şimdi sana bir kere daha soracağım. Bana adam gibi cevap ver. Benimle kuyruk acın ne? Fatih Acar. Çok iyi çalışmışsın, James Bond. Şok geçiriyorum. Çırılçıplak kaldım. Hayret.
emniyet müdürünü saygı duruşunda bulunduran biri için bu bilgiyi elde etmek yani çok zor, çok terletici olmuştur. Tebrik ediyorum seni. Çok lafta yalan, çok malda haram. Böyle derdi bizim büyükler. Hele hele senin gibi 10 yılda türeyenler için. Bana anlatacak hiçbir hikayen yok mu ya? Bu mesela Adem Sezgin. Kim? Neden? Vallahi böyle çok iştahını kabartacak bir hikaye değil. Yani bizim babamız bize böyle Boran gibi insanın ağzını dolduran bir soyadı bırakmadığı için... hoş kendisi soyadını taşımaya layık bir herif de değildi. Ben böyle gerekçelerimi sana anlatayım mı? Yoksa böyle uzanıp çocukluğumla ilgili detayları anlatmaya başlayayım mı Freud'cum? Yok yok, gerek yok. Babanın eserine baktığımda nasıl biri olduğunu tahmin edebiliyorum. Bak haddini bil. Sonra çok üzülürsün. Ben hiçbir hikayenin sonunda üzülen taraf olmadım. Fatihciğim. Ya ben senin anladığın dilden konuşmaya çalışıyorum. Vallahi. Hadi anlat. Benim de derdin ne? Tabii şimdi anlıyorum seni ya. Sen de böyle el bebek gül bebek veliaht gibi büyütüldün. İşte bütün şehir karşında biat etti. Herkes ya senin karşında ya da senden yana olmuş ya da sen öyle zannetmişsin. Hı? Bir şeyi böyle tırnaklarınla söke söke kazanmak nedir bilmiyorsun değil mi? Ya olamaz mı? Belki ben de böyle temelleri 400 yıl geriye dayanacak bir aile kurmak istiyorumdur. Belki ben de torunlarıma bir isim bırakmak istiyorum. Hani ne yapayım yani? İşimin en iyisini yapacağım tabii ki. Tabii ki de gidip en iyi firmaya rakip olacağım. Maç alınmadan ha, lig atlanmaz. Bak benim seninle hiçbir kişisel alıp veremediğim bir şey yok. Emniyet müdürü bana sizi tehdit eden biri var mı diye sorduğunda ben de doğal olarak seni söyledim. Belki de forsunu kullanıp bu kurşunlamayı örtbas etmeyeceğin ne malum. Ben yer altında dolaşmam Fatih. Sen düşmanını yürüdüğün yolda ara. Hele bir birinci lige çık. Ondan sonra seninle rekabet konusunu bir daha düşünürüz. Ama bunu yaparken centilmen ol. Ki torunlarına bırakacağın hikaye gümbürtüye gitmesin. Hesap verir misin? Faruk Bey'in şirketi ödür efendim. Getir şu hesabı! Başüstüne. Faruk Bey hesabını daha sonra ödeyecek. Geliyor mu? Yakındaymış anne zaten. Başlayın servise. Bu Adem meselesi tam olarak nedir Fikret? Bana niye soruyorsun anne? Sen sıkı fıkı olduğun için. Ne istiyor bu adam abinden? Kimse abimden bir şey istemiyor anne. Asıl abim ne istiyor Adem'den? Taktı herife. Yanımıza firmayı açtığından beri taktı. Dün de gitmiş yemekten kaldırmış, tehdit etmiş. Dilara da şahit. Dilara mı şahit? Ne arıyorlarmış onlar yemekte baş başa? Bilmiyorum. Tanışıyorlar demek ki. Abim bu kadar sinirlendiğine göre bence bir terslik var abi. Bence senin abinde terslik var. Bence evlilik ona yaramadı. Aşktan sonra böyle bir dengesizleşti sanki. Hı? Ne dersin? İyi akşamlar ailem. İyi akşamlar herkese.
tanıştırayım. Zeynep. Annem Esma Sultan. İki numaralı abi Fikret. Üç numara abi Osman. İpek Fikret abimin eşi. Aha. Senem de burada olmayan yengemin teyzesi. Merhabalar. Ya şey benim bu elimde kaldı böyle. Ben keşke motorda bıraksaydım ya. Alayım ben onu. Çok teşekkür ederim. Adın? Nurgül. Zeynep. Yalnız sofra muhteşem gözüküyor gerçekten. Yani Murat söylemişti zaten Bursa'nın en iyi mutfağıdır diye, hiç abartmamışsın. Dışarıdan geldiniz, elinizi yıkasaydınız. Ha, yo, temiz elim. Ben hemen evden çıkmadan elimi yıkamıştım. Bir de motor kullanıyoruz, malum eldivensiz kullanılmıyor motor. Ne kadar iyi ettiniz de beni davet ettiniz biliyor musunuz? Çünkü benim en çok özendiğim şeydir böyle kalabalık aile masaları. Çok keyifli bir şey ya. Çok. Her gece ayrı bir eğlence. Mücver mi? Denemelisin. Süperdir. Şaka yapıyorsun. Bayılırım ben Mücver'e. Ne yapayım ben? Kenara bak. Neden söndürüyorsun? Ne güzel yanıyorlardı. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Bebeğimi daha fazla üzmek istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım ama Faruk ne olur beni bir daha böyle cezalandırma, ne olursun. Ah Süreyya, ah Süreyya. Bak, bizim evliliğimiz, bizim aşkımız her şeyin üstesinden gelir. Sadece güvensizliğin üstesinden gelemez. Sen bana güveneceksin, ben de sana. Benim sözüm senin yanında senet olacak. Yoksa bizim bir arada olmamızın ne anlamı var? Haklısın. Çok haklısın. Özür dilerim. Bir daha asla kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Sana sormadan hiçbir şeyin kararını vermeyeceğim. Söz. Biriyle yakalasam da mı? Evet, seni biriyle yakalasam da. Önce soracağım. Sonra ikinizi de keseceğim. Çok kırıldım. Çok üzüldüm. Haklısın. Bak, benim zor bir hayatım var. Tamam mı? Ben bugüne kadar hiç engel tanımadım. Ama hiçbir zaman da karanlık yollara başvurmadım. Yani en azından benim böyle bir adam olmayacağımı biliyor olman lazım. Biliyorum ama ben sadece... Sen benim karımsın. Aşkımsın. Canın da canımı taşıyansın. El alemin taşı değil ama senin gülün beni devirir. O gülü atmadan önce 40 kere düşün. Haklısın. Bugün bütün içim içimi yedi. Sığamadım hiçbir yere. Buraya böyle yaptığım için değil. Okul yaptırmasaydım da yine kendimi yiyecektim. Ama ben seni benim kadar iyi tanımayanlara cevap verebilmek için... Yani o yüzden sordum. Bak ne olur Faruk, benim buradan... Tam buradan affet. Kime çektirdin sen o videoyu?
Oradan öyle bir kızla tanıştım. Tatlı bir kadındı ama. Kim? İnşallah tanımıyoruzdur. Bilmem. Hakikaten kadının adını sormadım ben. Tanışmadık ki kadınla. Ama kafa dengi birine benziyordu. Yani. Ya gülmesene. Gülme, ne yapayım senin yüzünden. Akıl mı bıraktım ben de ya? Sana ulaşamayınca başka çarem kalmadı. Delirdim. Ama biz hallettik kadın kadına. İşe yaradı mı? Sen ona bak. Yaradı. Sen bu tatlılığın arkasına fazla sığınmasan iyi olur. Tamam o zaman. Her yolu deneyeceğim. Şimdi biraz da mideye çalışalım. Her tamam. Yolu deneyeceğim. Geldin mi? Geldim anneciğim. Kız mısın bana? Ondan mı geciktin? Öyle demek istememiştim. Yok, hastanedeydim. Hani bugün izinliydin? Sonradan işim çıktı. Hadi, uykunu açma sen. Anne, babamı seni kaçırtmadığını biliyorum. Sinir ağzımdan kaçtı. Özür dilerim. Biliyorum canım. Kendini. Sen bu illeti nereden buldun sanıyorsun? Hep bu huyun yüzünden. Yardım ettik o kıza. Niye dinledin? Mazoşist misin kızım sen? Hem sen bilmiyor muydun sanki Faruk'un evli olduğunu? Biliyordum. Hayatında biri olduğunu biliyordum. Ama kalbinde olduğunu bilmiyordum. Esma'nın bulduğu biri sanmıştım. Ne biliyorsun aşık olduğunu? Aşıklar. Deli gibi aşıklar. Kızın duruşundan, bakışından, gülüşünden bile belli. Deli gibi aşıklar benim. Benim başaramadığımı başarmış. O kadına rağmen, Esma'ya rağmen yanımda duruyor. Düşünsene. Belki biz de yapabilirdik, başarabilirdik. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne? Faruk'a hiç söz hakkı bırakmıyorsun. (Gülüyor)
Siz nereden tanışıyorsunuz? Seni daha önce hiç gördüğümü hatırlamıyorum. İyi kötü oğullarımın bütün arkadaşlarını tanırım. Anne Zeynep İstanbul'dan yeni gelmiş. Şu an babaannesinde kalıyor. İstanbul'dan göç mevsimi herhalde. Misafir yani. Ay yok. Kalıcıyız maalesef. Babamın tayini buraya çıktı. Kendisinin daha yapması gereken işler var İstanbul'da ama beni okul başladı diye yolladı. E anne babanız böyle motorla dolaşmanıza izin veriyor mu? Ya annem yok. Babam da yani artık beni vazgeçiremeyeceğini anladığı için kendisi vazgeçti. Yalnız ne yesem? Muhteşem. Sen şundan denesene mi? Hayatta yiyemem şu an. Patlayacağım cidden, yemin ederim patlayacağım. Hatta biraz fazla yedim. Oh. Şey, lavabonuz nerede acaba? Sen dur. Siz yürüyün, Nurgül sana eşlik etsin. Ya elimiz çok güzel. Dalga mı geçiyorsun? Ya yemek sözüm vardı. İşim vardı dedim, annem illa gelsin dedi. Ne yapayım? Bir daha emri vakiyi yaparsan başına geleceklerden sorumlusun küçük bey. Anneciğim yardım edeyim. Et. Beğendin mi yaptığını Murat? Ya abi ne yapalım? O da büyüdüğümüzü kabullensin artık. Oğlum etsin etsin de kadın bir iyileşsin sonra etsin, olmaz mı? Yemek sözü verdim abi kıza. Ne diyeyim, annem çağırıyor, ben gidiyorum mu diyeyim? Elin saf yani. Cevap verme. Çıkar şu montunu da. Bu da yeni adet. Masaya mutlu oturmak. Artist. Yalnız. Asıl kız. Güzel değil mi? Zevzek. Gerçekten zevzek ya. Ye yemeğini hadi. Nöbetteyim, aklım sende. Nasıl oldun? Hastaneye aldırayım mı seni? Yine de etme, burada yanımda kal bu gece. Oğullarımın dışarıda ne haltlar karıştırdıklarına ben karışmam. İhtiyaçları vardır. Nasıl giderdikleri beni ilgilendirmez. Çatımın altına girecek kadına ben karar veririm. Evlenmeden, evlilik dışı ilişki yaşayabilecek kadar ahlaki değerlerden bir haber bir kadına ben neslime emanet etmem. Böyle ucuz numaralarla kimse oğullarımı kafesleyemez. Hamile olsam bile çocuğu alır, seni yine de o eve sokmam. Dünya dursa sen benim gelinim olmayacaksın. Bunu böylece kafana sok. Ben çok huzursuzdum. Ya da bilmiyorum, ben öyle hissettim. Olmasaydı bu kadar çabuk sakinleşemezdim.
Faruk. Hı. Sen hiç daha önce çocuk hayali kurdun mu? Herkes bir dönem bunun hayalini kurar. Emir, sanki daha önceden düşündüğüm bir isim gibi. Ne önemi var? Önemli olan şu an biz birlikteyiz. Bizim mutluluğumuz. Sen beni seçtin. Ben de seni. Bütün defolarımla, bütün problemlerimle, artılarımla, eksilerimle sevdin beni. Ben de seni sevdim. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yok. Ama ne bileyim ben. Senin daha önceden beni aşık olmuş olman. Aşk acısı çekmiş olman. Geçmiş de olsa, bitmiş de olsa. Bilmiyorum, beni delirtiyor. Ya ben gerçekten bu kadar kıskanç olabileceğimi düşünmedim hiç. Deliriyorum ya. Hamilelik hormonu olabilir mi? Biz ona cadılık hormonu diyoruz. Tatlıyım. Süreyya. Hı. Bir daha asla sınama benim. Tamam. Söz. Çok bir şey değil. 200 bin liracık. Sen kafayı mı yedin be? Bir de çok fazla bir şey değil diyor. Hadi cebimden çıkarıp vereyim istiyorsan. Ne olacak ya? Esma Hanım'ın en nandik yüzüğü bile en az 50 bin lira basar. Git ondan iste o zaman. Olur. Vallahi verir. Asalet manyağı karının teki o. Gelininin seceresi okunmasın, burada duyulmasın diye daha fazlasını da verir. Mehmet, ben de para yok. Bana para veren de yok. Anladın mı? Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? İnsaf et ya. İnsaf et değil, Mehmet. Bu kötü şakaydı. Diğerini yeğenine saklıyorum. Sana bir hafta süre Dilber Hanım. Param gelmezse senin yeğenini ve Esma Hanım'ı alır. O yıllar önce çalıştığın, sonra da katil olduğun pavyona tura götürür. Ne? Sen niye bu saatte ayaktasın? Yatacak hal mi kaldı? O da üstüme üstüme geliyor. Tansiyonum inmiyor bir türlü. Ne oldu? Soruyorsun bir de Faruk. Sabah o saçmalığı yaşadığımız yetmiyormuş gibi sonra ortadan kayboluyorsun. Aramadığın gibi akşam ailene de sahip çıkmıyorsun. Anne, biraz sakinlemem lazımdı. O adamda da anasında da beni huzursuz eden bir şey var. Oh. Sabahtan beri diken üzerindeyim. Anne sen bir sakin ol. O benim halledemeyeceğim bir mesele değil. Murat da tutmuş elinden ne yüdüğü bilirsiniz bir kızı. Akşam soframa getiriyor karşıma. Şak diye. Heh. Ama neden? Arabanın ön tekeri nereye giderse arka tekeri de onu takip eder de ondan. Heh. Abisinin saygı duymadığına kardeşimi sayacak. Anne diye. Ben adamdayım. Selam vermeyeceğim kızla soframda yemek yedim. Anne, kız hamile. Niye öyle konuşuyorsun sen? Beni düşünen yok tabii.
beni düşünen yok. Kızım biri davetsiz geldi yetmiyormuş gibi bu saat oldu hala Murat'ın odasında. Örf, adet, ahlak, hak getire. Hak getir. Ah, ah Fevzi Bey. Gör bak, gör. Evlatların maskarası olmak da varmış. Hadi anne, hadi kalk. Odanı götüreyim. İstemem. İstemem. Elden ayaktan düşmedim daha. Düşsen neler olacak demek ki? Ben sana gücümü benim üzerimde sıra diye vermedim. Uyan bu aşklar hoşluğundan artık da biraz ailene sahip çık. Oha motora bak ya. Ay inanmıyorum, çok güzel. Bak dur dur. Şurada bir motor var, ona bakman gerekiyor. Hayır, daha güzel. Tamam, bu daha tamam, güzel. Tamam, bir dur. İnanılmaz bir motor göstereceğim şu an sana. Ben çok geç kaldım. Çok geç kaldım, çok geç kaldım. Ya dur, takılıyorduk, ne güzel. Ay, ya. Yok, bu ne yok. Zengin kalkışı ya. E canım, zengin evinde zengin kalkışı oluyor. Ne yapacaksın? Tamam tamam, bırakayım ben seni. Murat'cığım, bak. Sen bana yetişemiyorsun. Anladın mı? Yüzleş bununla. Ayrıca benim eskorta falan ihtiyacım yok. Öyle mi? Hı-hı. Gidebiliyorum. Gel. Asya demiştim. Asya'nın işi varmış, beni gönderdi. Ah canım, sen kahve yaptın. Ama ben kaçıyorum, ne yapalım? Neyse, zaten bende çok yiyecek içecek yer kalmadı. Teşekkür ederiz ama çok. Murat Bey. Yok yok, istemem de sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Yalnız ben bunu saymam. Telafi edeyim ben bunu yarın. Olabilir. Bakarız, haberleşiriz. Peki. Bırakayım ben seni. Ya sen bana yetişemiyorsun ki. Yetişemiyorsun ki Murat'cığım, yani. Neden ısrar ediyorsun anlamadım. İyi ki bir avans verdik, değil mi? Avans mı? Evet. Bana bak. Sizin aranızda ne geçti de sen böyle kapılarda ağlıyorsun ha? Söyle kız. Söyle. Söylesene. Ablam ne oluyor? Karışma sen. Bak şimdi. Gel buraya. Konuş. Kopartırma itlerini, bana konuş. Bade. Ya konuş ya koyarım kapının önüne. Sizin aranızda bir şey geçti değil mi? Böyle iç çekmeler, Murat demeler falan. Ha? Oyun devresin senin. Abla vallahi bir şey yapmadım. Kahve götürmüştüm. Abla. Karışma dedim sana. Laf dinleme oradan. Bana bak. Bu mesele burada kapanacak. Duydun mu? Bir daha seni Murat Bey'in yanında yöresinde görürsem... gözünün yaşına bakma, anladın mı? Abla kalbi söz geçiyor mu? Tükürtme kız kalbine. Ya gebe kalsan? Ne alt eder?
Sultanım, ne olur başımı kesmeyin, ne olur. Bak karizmam çizilecek yoksa kızı getirmesi. Yeter! Yeter! Sen artık çocuk değilsin. Sen eşek kadar adam oldun. Daha doğrusu eşek kadar oldun ama adam olamadın. Anne. Kesme sesimi. Cevap vermeden beni dinleyeceksin. Sen bir boransın. Sahip olduğun ismin nimetlerinden faydalanmak istiyorsan ağırlığını bileceksin. Anne abartmıyor musun? Abartıyor musun? Beni delirtme. Beni delirtme. Sana az bile söylüyorum. Dua et, kendimi tutuyorum. Erkeksiniz diye size koskoca bir alan verdim. Ama o alan benim çatımın altı değil. Haddini bil. Benim sınırlarımı zorlama. Annemin kastı sana değil. O Murat'a delirdi o. Ya biliyorsun annem sinirlenince bazen ağzından çıkan şeyler kontrolsüz olabiliyor. Tarık. Hı? Bu yatak bizim adamız olsun mu? Herkesten her şeyden uzak. Sen bu yatağa girerken kıyafetlerini çıkartır gibi sıkıntılarını da çıkar bırak orada. Ve sonra da bana güzel bir masal anlat. Çünkü oğlum şımarmak istiyor. Önce annesini şımartalım o zaman. Hı? Hı? Ya Faruk, şefkat istiyorum ya. Tamam, şefkat gösteriyorum. Bu ne? Şefkat değil mi? Değil, masal. Masal istiyorum. Masal. Hı-hı. Peki. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Çok yakışıklı bir adam varmış. Hı. Bu adam çok yalnızmış. Aslında etrafı çok kalabalıkmış bu adamın ama... ...yalnızlık kaçak bir kiracı gibi gelmiş, sol tarafına yerleşmiş. Adam ne yapmışsa kurtulamamış bundan. Böyle arsız, yüzsüz bir kiracı. Bir süre sonra pes etmiş. Bununla arkadaş olmuş. Ve evini kiraya vermiş temelli. Hı. Yani biri onu arkadaşından etti, öyle mi? Evet. Hem de bir kahve. Güm 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 atmış onun kalbi. Ve yalnızlık neye uğradığını şaşırmış. Bir kahveli kişi varmış. Hı? Evet. Tüh, keşke önceden içseymiş kahveyi. Keşke. Faruk, şefkat dedik. Şefkat gösteriyorum, sen hiç Ne yaptın? Hallettin mi? Ya ne ara halledeceğim ya? Ne ara halledeceğim? Bak. Mümkün değil. Mümkün değil bu parayı bulmam. Anladın mı? Ya yok öyle bir şey. Anladın mı? Ben bu evde misafirim. Bana odayı bile zor veriyorlar ya. Ne olur düş yakamda. Mehmet. Ben sana bedellerin en ağırını ödedim. Ne olur. Dur dur. Paniğe mal yok. Ha önünde kocaman 6 gün var. Ya nereden bulacağım pislik yarım, nereden bulacağım o parayı? 5 gün kaldı. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun lan?
4 güne düştü. Mehmet. Mehmet bulamam. Ne olur yalvarıyorum sana. Bulamam ben bu parayı bulamam. 4 gün sonra yeğenin yanına gidelim. Bir anlatırım. O trafik kazası nasıl olmuş? Annesi babası kimin yüzünden ölmüş? Senin evsiz barksız kalmana yanmam da. O yeğenine yazık. Ha? Esma Hatun katil olmuş bir pavyon gülünün yeğenini evinde kadın diye, gelin diye oturtmaz. Yeğenini bir de kocasından edeceksin. Böyle teyze. Ürerden olarak. Bir de şu renk kataloglarına bakalım mı Hamdi? Pastel renkler. Hamdi ben şey diyorum, yani üst kısmı ayrı bir bant olarak geçelim diyorum yani. Evet. Eğer iyi olacak. Kolay gelsin. Teşekkürler. Beş de güzeldi. Ben de bakabilir miyim acaba? Mavi mesela aşağıda, yeşil yukarıda. Bir de bunu beğeniyorum. Şuna bir bakabilir miyim çevirdiğin sayfaya? Güzel gibiydi sanki. Çevirdiğiniz sayfaya bakabilir miyiz? Hamdi, Nurgül size kahvaltı hazırlamış. Topla sen adamlarını. Siz çıkın biraz dinlenin. Biz de karar verelim. Benim de bebeğimin odası olacağı için benim de zevklerimin ve ihtiyaçlarımın kale alınacağını düşünüyorum. Değil mi? Burası sıradan bir ev değil. Buranın dekorasyonu belli bir birikim gerektiriyor. Hele ilk torunun odası misafirlerle dolup taşacak. Alelade zevklere müsaade edemem. Zaten Faruk da senin bilmeyeceğini kabul etti. Bir saniye, misafirlerle dolacak derken? Yani küçücük bebeğin odasına misafir mi girecek? İnsan mı girecek? Ya hijyenik değil bir kere? Tamam dekor mekor neyse buna izin verebilirim de buna izin veremem ben. Torunumu nasıl yetiştireceğim konusunda senden müsaade alacak değilim küçük hanım. Bakın her konuda sizi alttan alıyorum, alırım da. Ama bence sınırları zorlamayın. Buna izin vermem. Yani siz ister sevin ister sevmeyin de ben doğuracağım çocuğu. Dolayısıyla ben bakacağım ona. Kızım sen burası bir de bitince gör. Anne hayırdır? Sabah sabah rüyanda mı gördün sen bu odayı? Vallahi gördüm rüyamda. Adamları sabahtan diktim ama yoruldum. Ah atom karınca, ah gel. Gel benim, gel. Yorulmuşum. Bitince bayılacaksınız odaya, bayılacaksınız. O kadar yorma artık anne kendini. Bırak biraz da Süreyya yapsın. Yardım ediyor zaten. Hallederiz biz gelin hanımla. Ben Murat'la konuştum ama sen de bir konuş Murat'la. Çok şımardı. Çok şımardı. Bir ayar vermek lazım ona. Yani bu sene de artık üniversite işini ciddiye almayacaksa onu şirkete al da çalışmaya başlasın artık. Anne, Murat delikanlı. Onunla öyle hemen öyle konuşulmaz. Tam da delikanlı olduğu için zaten başı boş bırakmaya gelmiyor. Tamam tamam. Sen yorma kafanı, ben hallederim. Aman yoruyorum işte. Benim huyumu biliyorsun, yoruyorum. Allah'tan şu çocuk odası çok güzel oyalıyor beni. Bak işte ona yor kafanı. Hadi dinlen sen. Güzel annem benim. Ay.
Bak bu bebek odası hayat kurtarıyor. Anneme çok iyi geldi. Baksana pazar dememiş, sabah dememiş, kalkmış işe koyulmuş. Dün akşamki siniri de azaldı vallahi. Ya değil mi? Bir anda iyileşmiş sanki. Kim bilir? Belki de bu oda sayesinde aranızdaki buzlar da erir. Ha? İlk kez senin hakkında bu kadar hayırlı konuştuğunu duydum vallahi. Bu çok büyük bir gelişme. Bak söz verdin. İkinci bebeğin odasını ben hazırlayacağım. Kimseyi karıştırma. Ya bak şöyle yapalım. Sen bir sık dişini, böyle bir ikiz doğur, tamam mı? Bu mevzu ortadan kalksın, ben de bayram edeyim ben. Hadi be. Hadi be. Ha? Bana bak, hazır İpek Hanım evde yokken sen çarşafları değiştir. Değiştirdim zaten. Ha iyi. Nereye gidiyorlarmış ki? Ay sana ne? İyi günler Senem Hanım. Ben bir Süreyya'nın odasına bakayım dedim. Ama sen benim yanlışımı mı gördün? Niye hemen parlıyorsun? Ay sus kız. Tik tak, tik tak, gerizek. Çok eğlenceli ya. Pislik. Sen dur, nerede olduğunu söyle, ben alırım. Aynanın yanında duruyor. Ay affedersin, dönmeseydik keşke. Yok canım, iki dakika şimdi alırım. Bir şey olursa haberin olsun. İyi eğlencelerse. Ne abi? Hem kafana göre birini tehdit ediyorsun, sonra da bize mi tavır alıyorsun? Ha, bu arada geçen keyfin yüzünden imza bekleyen bütün işler kaldı. Ama yarın gelirsin diye umuyorum. Fatih Acar'ı tanıyor musun? Kim? Adını bile bilmediğin, 8 yıl hapis yatmış bir adam yüzünden bana tavır yapan sensin. Ne diyorsun ya, ne hapsi? Cinayet diyorum. Oğlum. Aklını başına topla. Yanında durduğun adamın en azından adını sanını öğren. Bu heriften de uzak dur. Sen benim elim ayağımsın. Gözüm kulağımsın bu konakta. Sana güvenip başka meselelerle ilgileniyorum. Hata mı yapıyorum? Niye ki hanımım? Bir kusur mu işledim? Kusuru kapatmak da kusurdur. Kim bilir neler hasır altı edildi bu konakta. Anlamadım hanımım. Anladın Nurgül. Anladın, salağa oynayıp beni çıldırtma. Ne işi var o Badenin benim oğlumla?
bir cahillik etmiş. Ne olur affedin. Nesini affedeyim bunu? Nesini affedeyim? Hele senin yaptığın. Kimi kimsesi yok biliyorsunuz. Elimde büyüdü Bade. Kızım gibi. Saftır da. Konağın oğlunu kapatmaya çalışmak saflık mı? Haşa hanımım. Öyle bir niyeti yoktur. Fettan bir kız değildir Bade. Genç. Bilememiş. Aşık oldum sanmış. Ama size söz veriyorum. Bundan sonra en ufak bir kusurunu görmeyeceksiniz. Ne olur affedin. Bu saatten sonra o kızı çatımın altında görmek istemiyorum. Bir an önce baş göz edecek birini bul. Kokusu çıkmadan. Kasada da eve verelim gitsin. Aman o. O zamana kadar da gözümün önünde görmek istemiyorum. Bu bir defalık şansı da senin hatırına veriyorum. Senin de bir daha benden bir şey sakladığını görürsem seni de affetmem. Depodaki beşiği de bahçeye çıkart. Baş üstüne. Kimdi bu adam ya? Bir dizide oynuyordu. Üf. İpekler geldi. Haber vermişler miydi? Hayırlı pazarlar. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Kusura bakmayın böyle baskın gibi oldu ama... Rica ederim. Rica ederim. Buyurun. Yeni komşularımızı merak ettik. Bir ziyarete gelelim dedik. Şahapcığım. Esmaların yeni komşuları. Evet. Evet. Rahatsızlık vermedik inşallah. Adem Sezgin ben. Annem Reyhan. Çok memnun oldum. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Rahat edin. Lütfen hanımefendi buyurun. Kıymetçim. Kıymet. Kıymet. Nereden çıktı bu insanlar Allah aşkına pazar pazar? Sen tanıyor musun bunları? Tanıyorum tabii. Esma'nın mevlidinde karşılaştık. Geçen gün de çarşıda gördüm, davet ettim. Bana niye söylemedin? Ahşap, kafamı kaldı ben de unutmuşum. Allah'ım. Ha kızım, benim ilacımı getiriver de ben de ilacımı alayım buraya gelmişken. Ben gideyim de yalnız kalmasınlar. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? İadeyi ziyaret teyzeciğim. Ben yokken bir densizlik etmişsin. Hadi yeğenini tanımadığına verdim. Bu sefer böyle güler yüzümle geldim. Bir daha annemi gram üzecek bir şey yaparsan acıdan dilin damağın şişer. Demedi deme. Teyzeciğim. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Buyur Şahapcığım buyur. Ya ben şunları şöyle alayım. Tabii. Kahvelerinizi nasıl alırdınız? Şekerli olsun. Ağzımızın tadı kaçmasın. Evet ya değil mi? Gülümser. Kızım. Gülümser kızım bize iki tane şekerli kahve getir olur mu? Takıldın kaldın sen eve. Evin karmaşasından uzaklaşmak sana da iyi gelmedi mi ama? Gelmez mi? Hele böyle seninle baş başayken. Beraber bunları yapabileceğimiz bir evimiz olsa diye geçti aklımdan. Evli olduğumuzu hissedebileceğimiz ve baş başa yemek yiyebileceğimiz bir yer. Nasıl yani? Aile eve mi çıkmak istiyorsun? Yok. Sadece ara ara kaçabileceğimiz özel bir alanımız olsa fena olmazdı diyorum. Ha,
haklısın. Fikret. Bak bugün telefonu almaya diye çıktım. Döndüğünde yüzünün rengi değişti. Artık ne gerginlik olduysa. Anlatmıyorsun da. Eğer buraya kaçmasaydık bütün günümüz rezil olacaktı. Ne bileyim. İnsan bazen ihtiyaç duyuyor. Hadi bakalım şu beğendiğine be. Nasıl şimdi mi? Hı? Nerede? Bugün pazar açık mıdır ki? Asıl bugün açıktır. Neymiş numara senin Gökçen'in? Dikkat et omzuna. Anne bu hala duruyor mu ya? Hatırladın mı? Hatırlama aferin anne. Murat Paşa'ya ağzımı salladım ben bunu. Ay, hepinizi büyüttük bunda, hepinizi. Torunumu da büyütecek inşallah. Boran Yetiştirme Merkezi. Anne, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu biraz eski şimdi, bunun yenileri çıktı filan. Süreyya beğenir mi ki? Beğeneceği hale getiririz. Nazif, sen bunu bir elden geçir. Olur hanımım. Aa, hiç de bir şey olmamış. Bak bak abi. Nereden çıktı ya? Yaşıyor mu bu? Yaşıyor. Bu ne? Bu bütün oğullarımı büyüten beşik. Torunumu da büyütecek inşallah. Sen buna sayıyor muydun? Böyle doğmadık herhalde. Hayır Faruk, ben de hiç çocuk olarak düşünemedim şu an. Torunum da babası gibi, amcaları gibi, aslan gibi olacak inşallah. İnşallah. Hadi beni kış bahçesine götür. Gel bakalım gel. Yavaş yavaş. Sen niye böyle yaramazlık yaptın? Hani inmeyecektin aşağıya? Ama çok güzel. Bir şey de çıkarmışlar. Ne yapayım? Ne göstermelik bu? E ne kadar yatacak ki bunun içinde? Sonuçta senin koynunda yatacak. Takılma eşyaya falan. Onlar geçici. Nasıl beceriyorsun? Neyi? Hep beni görmeyi. Her zaman halimi görmeyi. Doğru zamanda doğru şeyi söylemeyi. Bir fotoğraf rica edelim. Fotoğraf mı? Evet. Ne yapıyorsun? Gerçekten mi? Çek. Konum çok iyi. Böyle bir ev için çok iyi fiyat bence. Peki bu eşyalar? Onlar ev sahibinin. Alacak kendisi. Beğendin mi? Çok. Tam kafa dinlemelik yer. Arkada böyle kocaman bahçesi var. Oraya belki havuz falan yaparız. Olur. Alabilir miyiz ki? Neden alamayalım ki? Pardon. Biz ev sahibiyle ne zaman görüşebiliriz? Siz uygun olduğun zamanı söyleyeyim Fikret Bey. Ben gerekli organizasyonu yaparım. Devir işlemleri başlatayım mı? Evet, muhasebeci arayacağım. O size dönüş yapacak. Fikret. Çok teşekkür ederim. Çok bana dünyaları verdin. Sevgilim, bu daha başlangıç. Ne oldu ya? Bu bizim... Hepimizin büyüdüğü beşik. Biz hepimiz bunda büyümüşüz. Annem uğur kabul etmiş. Böyle saklamış. Sanırım bu ilahi bir mesaj. Hani böyle şu anda gelmesi falan. Belki de bu ev bize uğur getirecektir ha. İnşallah. Annene baksana. Gelin hanıma hemen en sevdiği beşiği vermiş.
Ben Süreyya'yı sevmiyor zannediyordum. Ama abim seviyor. Size afiyet olsun. Sağ ol. Hayırdır ya? Nisan'ın pazar pazar muhasebesi mi arar? Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ama size danışmadan para transferi yapmak istemedim Faruk Bey. Ne transferi? Efendim, Fikret Bey 1,5 milyon hazırlamamızı istedi. Ev alacakmış. Arayacağım ben seni. Salam canavarı. Nereye? Hadi size afiyet olsun. Beni oyuna bekliyorlar. Ya yeni arkadaş mı buldun kendine? Yok canım. Londra'daki arkadaşlarıyla internetten oynuyor. Peki. Ne karar verdin? Kararı benim yerime zaman veriyor. Çok zamanım yok benim. Emir'le Faruk'u bir an önce tanıştırmam gerekiyor. O yüzden bugün konağa gidip konuşacağım. Danalın kuyruğu kopsun artık. Faruk'la bir yalnız konuşsaydın önce. İyi de bu bütün aileyi ilgilendiren bir konu. Hem geç de olsa artık Esma Hanım'ın karşısına dikilmek zamanı değil mi? Emir'e sen bakar mısın? Bakarım tabii. Sağ ol. Ya Faruk nereye kayboldu yine? Ya bu arada bak, gerçekten seve seve yardım edebileceğim ne varsa gelirim okula. Ya sağ ol, ama biliyorsun zaten doğuma kadar ben de kaçak göç çekileceğim. Hem annen kafamı kırar herhalde iki oğlumu da baştan çıkarttım diye. Tamam, ben de çaktırmıyorum o zaman. Ya sevgilim, neredesin sen? Sen bir gel bakayım benimle. Nereye? Şöyle bir çimlere yayılalım, bir elektriğimizi atalım, bir rahatlayalım. Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne? Hadi söyle. Söylenir mi canım şimdi? Söyle, ya burada söyleyeceksin, ya burada söyleyeceksin. Olsun, ben burada söyleyeceğim. Hoppa! Ya sevgilim, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ya senin için Afrika'nın bilmem nerelerinden getirttim onu ya. Binlerce kilometre yol yaptı vallahi. Şakir, Afrika'dan Şakir. Afrika'lı Şakir olur mu? Ama bak, sana sürprizim o değil. Ne? Ya sevgilim, ne gereği var işte. Tamam, ben mutluyum böyle. Aslında doğumdan sonra verecektim ama heyecan yaptım. Ben ve Mücevher. Teşekkür ederim. Ay aşkım, bu çok güzel. Ay çok güzel bir şey, çok güzel. Sevgilim, ya sen nasıl bir adamsın ya? Ay tipe bak, kıyamam. Ver takayım. Tak, hiç boynumdan çıkarmayacağım, söz veriyorum sana. Bunu yapan usta buna nasıl bir isim taktı biliyor musunuz? Ne? Mutluluk. Mutluluk gerçekten.